ikinci kovulma anısını anlatayım. Çök anlatayım. Hiç unutmuyorum. Bulunduğum ekiple kavga ediyorum. Amerikalılarla tartışıyorum. O yüzden seni işten çıkartacağız mecburen. Hayda. Nasıl yani dedim. Şimdi bak arkadaşlar, McAfee'de çalışıyorum. Avrupa'dan sorumlu eğitmen olarak çalışıyorum, tamam mı? Biz 10-15 kişilik falan bir ekibiz. Bu böyle hani şeye anlattı ya Emre demin, Güney Afrika'ya gidecektim gitmedim falan. Ben gittim abi Güney Afrika'ya, tamam mı? Ben gittim, ben oraya vardım. Bir içtim bir de oraya gittiğimde, eğitim için gidiyorum. Partnerlara eğitim vereceğim. Bir içtim bir zomum. Kafamız da güzel, nasıl güzel? Ertesi gün eğitim var ama benim kafa ertesi sabah çatlıyor, tamam mı? Öyle böyle değil, nasıl içmişiz ama öyle böyle değil yani. Abi dedim ki Güney Afrika'da bana dedim bir şey verin ya, bir şeyle çözün bunu bilmem ne. Abi yeşil ambulans dedikleri bir gazoz var. Gazoz aslında, tamam mı? Ama şişesi yeşil. Ve abi bunu içiyorsun, içinde ne var bilmiyorum. Baş ağrın şak diye kesiliyor. Ve ben bunu ne zaman Güney Afrikalı bir arkadaşla karşılaşsam söylüyorum. Ondan sonra ne zaman bunu söylesem adamlar direkt biliyor, tamam mı? Direkt bu ya adı bilmem ne adını hatırlamıyorum şimdi. Ama bunu halk içinde şey diyorlar, yeşil ambulans diyorlar, tamam mı? Abi ben 1,5 yılın sonunda artık böyle bulunduğum ekiple kavga ediyorum. Amerikalılarla tartışıyorum. Bana göre fundamental olarak yanlış işler yapıyorlar. Acayip birbirlerini tutuyorlar ekip içerisinde. Bariz ırkçılık var böyle resmen bana göre, tamam mı? Ben olayı öyle algılıyorum. Bunun içinde sesimi yükseltiyorum. Hiç böyle gocunmuyorum bilmem ne. Ben yavaş yavaş abi şeyden ekip içerisinde istenmeyen adam oldum, tamam mı? Bunlar ödül veriyorlar mesela o quarter'da, o çeyrekte çok başarılı olmuş adamlar diye. Aa diyorum, yine kendi aralarında verecekler falan filan diye. Hiç EMEA'nın geri kalanında hiç kimseye vermiyorlar abi. Yine Amerikalılara veriyorlar. İşte bir tane EMEA'dan bir adam seçiyorlar, tamam mı? İşte Asya'dan falan, böyle ya Asya'dan çıkıyor ya Avrupa'dan çıkıyor. Bir türlü bize gelmiyor o ödüller, tamam mı? Ben de ama hepsinden iyiyim. Bu arada Amerikalılar tarafında ödül alanlar da benden bayağı bildiğim benim sunumumu çalıyor herif. Ondan sonra da herif ödül alıyor, ben alamıyorum, tamam mı? Ve benim yöneticim biliyor yani orijinalin bana ait olduğunu falan. Böyle acayip hak yeme durumları falan var. Ben de direkt kemiğe giriyorum. Abi bunlar beni yine de kovmadılar. Yine de çıkarmadılar işten. Hani biz papaz olmadık onlarla o konudan dolayı. Ama bir gün Ocak ayıydı, hiç unutmuyorum. Türkiye'ye gittim bir eğitim için. Türkiye'deki ofisi geziyorum. Onlara işte anlatıyorum yeni ürünler şunlar şöyle yapalım. Müşterilere gidiyoruz bilmem ne falan. Ondan sonra bana bir tane mail geldi abi. Pazartesi günü geldi mail. Çarşamba günü dedi. Şu saatte dedi. HR'dan şu kişiyle beraber bir konferans yapacağız. Hazır ol. Hayda. Dedim tamam mı? Ne bok lan? Aynen oğlum. Niye HR'la toplantı yapıyor? Ben tabii hayatımda hiç HR'la toplantı görmemişim ki. Hayatımda o döneme kadar bir tane işten çıkartılma olayım var. O da kendi salaklığım. Ali'ye gitmişim. Söylemişim. Ali de yolunu vermiş, tamam mı? Ondan sonra hiç başka yok ki. Ulan dedim niye acaba HR'la böyle ya insan kaynakları insan kaynaklarıyla toplantım var. Ulan diyorum niye insan kaynaklarıyla toplantım var benim, tamam mı? Neyse abi biz toplantıya girdik. Direkt ilk sorduğu şey şu bana. Hiç unutmuyorum. Londra'ya yerleşebilir misin canım? Yok dedim, nasıl yerleşeyim yani? Mümkün değil öyle bir şey. Vallahi dedi Londra'ya yerleşmen lazım. Yoksa dedi yapacak pek bir şeyimiz kalmıyor. Sen dedi redundant oldun. Yani rolün fazla oldu. O yüzden seni işten çıkartacağız mecburen. Nasıl yani dedim. Yeni o dönem Intel satmış. Yeni bir firma almıştı. Bir yatırım firması almıştı McAfee'yi. Yeni sahipler de direkt küçültme dediler. Bizim için de rollerin hepsini İrlanda'ya, UKI diyorlar işte. İrlanda, İngiltere o araya toplayacaklar. Ve herkesi oraya çağırıyorlar. Oraya gelin yoksa işten çıkartılıyorsunuz. Abi benim mümkün değil. Çocuklar burada, hayat burada yani her şeyi kurmuşuz. Öyle olunca direkt işten çıkarttılardı beni. O gün bugündür Londra'dan nefret ediyorum yani. Yapacak hiçbir şey yok. Adama gelmeden soğutmuşlar ya. Yok canım 50 kere geldim yani o sırada yani. Yok yani ya. Daha gelmeden soğutmuşlar yani. O yüzden gitmiyorum abi. O İngiltere şeyinde de ya abi İrlanda'ya gideceğim. Londra aktarmalı gitmek zorundayım, tamam mı? Gümrük memuru bana soruyor. Ne yapacaksın İngiltere? Çok meraklıydım senin yağmur yağan ülkene sanki dedim, tamam mı? Ne yapacağım dedim. İrlanda'ya gideceğim. Ver yolunu da gideyim dedim yani. Ne yapacağım? Burada bir işim yok dedim falan böyle, tamam mı? Ondan sonra ha tamam o zaman dedi. İyi onayladı. Geçtim böyle. Bir de orada da mesela böyle de kavga ettim, tamam mı? Sevmiyorum abi adamların şeylerini. Tavırlarını da sevmiyorum sanki. Ne yapacaksın İngiltere'de? İzin verirsen şu salona gidip oradan uçağa binip gideceğim dedim, tamam mı? Yani bir izin ver geçeyim. Şu o kadar yani. Bir izin verirseniz geçeyim dedim. Adam da iyi tamam falan dedi. Geçtim öyle gittiydim. Hiç unutmuyorum onu yani.
İsrail'de işte ben 9 ay 10 ay falan kaldım. Orada İsrail cennet gibi ülkedir ha. İnsanları çok iyi. Düşündüğünüz gibi böyle çok dinci bir yer değil aslında. Biz böyle sabahlıyoruz. Sabahlara kadar çalışıyoruz, malışıyoruz bilmem ne. Adam dedik, abi dedi, burada Televe diye bir yer varmış dedi. İşte Televe de böyle dünya cünlü bir disco misko falan gibi bir yer ve İsrail'de. Tamam, Tel Aviv'de. Oğlum dedik, ne Televesi lan dedik. Yani biz burada hani ağzımızdan nefes alamıyoruz. Hani herkes çalışacak. Öyle bir şey yok. Dedik sen hani çalışmayı bitir. Dedik ki sen git Tel Aviv'de yat yani. Hani bizi ilgilendirmez bu kısım. Neyse bu arkadaş işte günler geçti, iş kültürünü öğrendi, ahlakını öğrendi vesaire falan filan. Dedi ki abi benim araba kullanmayı öğrenmem lazım. Niye? Çünkü 3 kişilik 2 kişi kaldık. 2 site var. Arabayla gidiyoruz. Bir tane de araba var altımızda. Al dedim arabayı. Kendi kendine dedim öğren. Önce bir iki tur attık. Tamam dedim. Sen bundan sonra yaparsın falan. Sonra 3 ay boyunca ben bu adamla hiç şey yapmadım. Arabasına binmedim etmedim. 3 ay sonra arabasına biniyorum. Rishon diye bir yere gidiyoruz. Neyse gittik. Rishon LeZion diye bir yere. Orada da bir tane güvenlik var böyle. Güvenlik sadece İbranice biliyor. İngilizce bilmiyor. Başka hiçbir dil biliyor. Ben de Türkçe biliyorum. Çok azıcık İbranice konuşabiliyorum ama yani böyle anlaşabilecek kadar işte hani manişme falan yani nasılsın iyi misin falan filan hani yani her şey yolunda mı falan diyebilirim. Böyle detaylara giremiyorum. Abicim bu adama gitti. Adam böyle dev gibi bir adam tamam çıktı böyle. Bu da normalde şey yapıyor işte. Pasaportu gösteriyorsun herife. İşte Türkiye diyor işte China diyor giriyorsun içeri tamam mı? Yani sadece böyle Street Fighter'ın şeyleri gibi adam ülkeleri söylüyor giriyorsun içeri. Ama böyle sert bir tip yani. Sert mizaçlı bir tip. Böyle sokmaz seni. Çünkü gireceğimiz yer Bezek Telekom'un yeri. Bezek Telekom Savunma Bakanlığı'nın şeyi falan yani. Böyle önemli bir site'a giriyoruz. Böyle arabayı park etti. Bak abi şimdi izle beni dedi. Dedim eyvah dedim yani. Ben hayatım boyunca böyle adamlardan çektim diye. Abi böyle böyle dayı yürüyor tamam mı şey. Bizim eleman geldi böyle bak adamlar İsrail'de pek böyle Müslüman falan bu taşları pek sevmiyorlar adamlar tamam mı? Geldi böyle herife baktı. Allah 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 dedi. Tamam ben eyvah dedim hani burada yandık. Türkçe bilmeyen, İngilizce bilmeyen, başka İbranice'den başka hiçbir dil bilmeyen adam ne dedi biliyor musun? Burada böyle bu nasıl sevmek dedi tamam mı? Nasıl Güvenlik. yani? Ben böyle ne oluyor lan dedim yani. Hani ne diyor lan? Abi bunlar İbrahim Tatlıses'in şarkını düet yaptılar karşımda. Ben böyle kaldım. Sen dedim telekom melekom. Sana dedim vız gelir yani. Sen her şeyi çözebilirsin hayatta yani. Adamın Tamam. bug'ını bulmuş lan. Meğersem işte adamın bilmem ne Türk akrabası varmış. Yok işte bunlar Türkan Şoray seviyormuş mu? Dedim oğlum sen aynı dili konuşmadan nasıl bu detayları öğrendin yani? Buna böyle saçmalık olabilir mi? Böyle bir saçma anım da var yani. Şimdi bak ilk defa yurt dışına çıkan bir mühendisseniz eğer en azından tabii bu 10 sene için böyleydi. Mesela ben çok apolitik bir adamımdır tamam hiç alakam yoktur yani politikayla politikayla. Böyle anlamsız şekilde işte Türk gazetelerini bilmem neyi okuyor okuyor böyle şey konumuna geliyorsunuz. Yani ulan diyorsun işte ben Almanları kalkındırıyorum döneyim ülkemi kalkındırayım ya falan diye. Çok Böyle iyi bir anlıyorum seni. moda giriyorsun tamam mı? Bir de ilk çıkışta oluyor yani bu. Bir de ülkeyi özlüyorsun ne diyorsun falan öyle şeyler oluyor. Ama sonra olmuyor bir daha. Ben de bu gazla döndüm Türkiye'ye. Tabii döndüm. Askere gittikten döndükten sonra işte Alcatel'de yönetici oldum. İşte bu da 2010 falan herhalde. O sistem takımını kurduk Alcatel'de. Bayağı bir şeyler yaptık. Bu güvenli internet diye bir şey vardı. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz Hatırlıyorum, arkadaşlar? hatırlıyorum. Evet, şimdi güvenli interneti Vodafone'a, Turkcell'e ve Türk Telekom'a ya yapan ekip direkt benim ekipti yani. Ben bizzat Technical Project Manager'dım o ekiplerden. Oturduk, uğraştık, ettik, tasarımlarını yaptık falan. Ben hatta bu Türk Telekom'a TOB'da falan çalıştım. Hatta sen geldin TOB'a hatırlıyor musun? Evet, Toba geldim ben. Hatırlıyorum, seninle orada Evet. görüştük Senle Ankara'da. bir yemek falan yedik bir Aynen yerde. aynen. İşte ondan sonra ben şimdi hep Linux'la uğraşıyorum. Bir yandan development uğraşıyorum. İşte bir yandan yöneticilik uğraşıyorum. Hatta bir ara 64 kişi bağlıydı oğlum bana yani. Böyle Of. bayağı şey yapacaktım yani. Beynim yanıyordu yani bir ara. Çok kısa bir dönemde Allah'tan. İşte sonra Süper Online'a geçtim. Turkcell Süper Online oldu bu sefer. İşte önce servis geliştirme, ondan sonra broadband'in planlamanın tepesine geçtim. Ondan sonra işte ben Turkcell'den abi en son kafam artık attı. Bir sürü saçma sapan olay. Ben eve geldim. Dedim ki Ayşegül'e. Ayşegül dedim. Ama aynen hakikaten böyle derim. Dedim İngiltere taşınalım dedim. O da olur dedi direkt. Oğlum dedim, bir şey söylemedim daha dur. Yani daha detayları anlatmadım. Hani bir şeyler sorman lazım falan. Olur dedi. Biz abi kalktık İngiltere'ye geldik. Sonra ben işte abi geldim buraya. Başladım burada çalışmaya. Zaten şimdi böyle Almanya ve İsrail tecrübesi olduğu için yani çok bir benim için farklı bir şey olmadı yani. Tabii sadece normal İngilizce konuşuyor insanlar. Buradaki bütün Çinliler normal konuşuyor mesela yani. Geldik. 4 sene, 4,5 sene geçti işte. Kendime ait bir danışmanlık firmam var. İşte bu danışmanlık Sen firması zaten onunla DevOps. geldin değil mi abi? Yani senin oraya gelişin Ankara anlaşmasıyla mı oldu? Evet, Nasıl Ankara oldu? anlaşması. Kendi firmanı kuruyorsun ve o firma üzerine çalışıyorsun. Bir business plan hazırlıyorsun falan Tabii detaylıca onların böyle kabul edilmesi başvuruyorsun. lazım. Evet, ama zaten böyle CV miye bakıp işte Turkcell, Müksel biraz da para gösteriyorsun. Adamlar hemen seni alıyor yani. Hani ismin yani bir çok azıcık böyle bir şeyler biliyorsan hemen geliyorsun. Ama yani 2000-3000 pound'a gelen arkadaşlarım var yani öyle söyleyeyim. Abone olun oğlum.